Atlantik'in milyarlarca dolarlık kaynak ve silah aktardığı Ukrayna, Batı'nın topyekün desteğine rağmen kaybediyor. Kiev'in çaresizce talepleri ABD ve Avrupa'yı da yormuş durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'den yine kaynak ve silah istedi. Zelenski, ABD'nin gerekli yardımı yapmaması durumunda Ukrayna ordusunun sürekli olarak geri çekileceğini söyledi. Amerikan Washington Post'ta konuşan Zelenski, Ukrayna'nın özellikle hava savunma sistemi sıkıntısı yaşadığına vurgu yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı, Amerikan CBS News kanalına verdiği demeçte ise ilk kez 1991'in sınırlarına ulaşılmadan müzakere yapılabileceğine işaret etti. Kiev rejimi daha önce Rus ordusunun Ukrayna'yı 1991 sınırları dahilinde terk etmedikçe müzakere sürecinin başlamasının imkansız olduğunu savunuyordu. Ukrayna'nın açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Zelenski'nin Rusya ile müzakereler hakkında konuşurken yeni jeopolitik gerçekliği dikkate alması gerektiğini söyledi. Peskov, hem Ukrayna'nın hem de Rusya Federasyonu'nun sınırları değişti. Bizim 4 yeni idari birimimiz oldu ve bu göz ardı edilemez, dedi. Atlantik'in milyarlarca dolarlık kaynak ve silah aktardığı Ukrayna, Batı'nın topyekün desteğine rağmen kaybediyor. Kiev'in çaresizce talepleri ABD ve Avrupa'yı da yormuş durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'den yine kaynak ve silah istedi. Zelenski, ABD'nin gerekli yardımı yapmaması durumunda Ukrayna ordusunun sürekli olarak geri çekileceğini söyledi. Amerikan Washington Post'ta konuşan Zelenski, Ukrayna'nın özellikle hava savunma sistemi sıkıntısı yaşadığına vurgu yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı, Amerikan CBS News kanalına verdiği demeçte ise ilk kez 1991'in sınırlarına ulaşılmadan müzakere yapılabileceğine işaret etti. Kiev rejimi daha önce Rus ordusunun Ukrayna'yı 1991 sınırları dahilinde terk etmedikçe müzakere sürecinin başlamasının imkansız olduğunu savunuyordu. Ukrayna'nın açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Zelenski'nin Rusya ile müzakereler hakkında konuşurken yeni jeopolitik gerçekliği dikkate alması gerektiğini söyledi. Peskov, hem Ukrayna'nın hem de Rusya Federasyonu'nun sınırları değişti. Bizim 4 yeni idari birimimiz oldu ve bu göz ardı edilemez, dedi.